Değerli basın mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım. Acımız tarifsiz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bu felaketi dayanışma içinde aşacağız diyerek yola çıktı. O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma sürdürüyoruz. Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan sorumsuzluk, denetimsizlik, liyakatsızlık, yağma, hırsızlık, devlet nerede sorusunu gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla vurguladığı şekilde bir kez daha söylüyoruz. Vatandaşlarımızın kanı iktidarın elindedir. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir. Tek adam rejimi devleti felç etmiştir. Devlet yönetilemez bir hale getirilmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızı baş sorumlusu tek adamdır ve onun ülkeye dayattığı rejimdir. Devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidar depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamamıştır. En kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalınmış, vatandaşlarımızın enkaz altına can vermelerine seyirci kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur. İnsanlarımız enkaz altına inerken eğitimli ve denetimli kahraman Mehmetçimiz kışlalarında bekletilmiştir. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerine koordine edildiği sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır. Enkaza yardıma koşan kurumlara zorluklar çıkarılmıştır. Genel başkanımızın ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın çağrısıyla iktidar geri adım atmak zorunda kalmıştır. Daha da acısı iktidardakiler beceriksizlik ve liyakatsizlikle büyüyen bu felaketi vatandaşlara kader planı diye anlatmaya yeltenmiştir. Onlara göre halkın kader planında molozda donarak can vermek, Erdoğan'ın ve şürekasının kader planında ise ışıltısı hayat ve sarayları vardır. Tüm bu rezaletler yetmezmiş gibi iletişim başkanlığı devreye sokularak asrın felaketi adı altında iletişim kampanyası başlatılmıştır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen iktidar kendi iletişiminin koordinasyonunun peşine düşmüştür. Yaptıkları acizliklerini ve rezaletlerini normalleştirmeye çabalamaktır. Ülkemiz için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Asrın felaketi, asrın cinayetidir, asrın ihanetidir, asrın beceriksizliğidir. Yıkımın boyutu saygın kuruluşların hazırladığı raporlarda da yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir. Kurtarma çalışmalarındaki beceriksizlikler yetmemiş gibi tek adam rejimi şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarından çökmeye çalışmaktadır. Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceği mahvedilmek istenmektedir. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir. Daha da acısı tek adam rejimi felaketleri fırsatı çevirmeye çalışmakta, kendini kurtarmak için seçimleri erteleme planları yapmaktadır. Rolü belli isimler öne sürerek bu konu gündeme taşınmak istenmektedir. Burada halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz. Seçimler zamanında olacaktır. Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddesi açıktır. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de YSK'nın da
afet halinde seçime erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür girişimlere bu şekilde ele alacağız. AKP Genel Başkanı'nın bana bir yıl daha verin mesajı hiçbir şey ifade etmemektedir. Türkiye kendisini tam 20 yıl vermiştir. Artık bu saatten sonra halkın kendisine verecek bir yılı değil, bir saati bile Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı vardır. Halkın oylarıyla ülkenin başına felaket gibi çöken bu beceriksiz iktidarı biz değiştireceğiz. Ama sadece iktidarı değiştirmek yetmez. Asıl değişmesi gereken tek adam zihniyetidir. Açgözlülük, hırs, kibir zihniyetini temelden kazıyıp atacağız. Bu zihniyet değişimi, iktidar değişiminin temel taşları olacaktır. Yeni bir zihniyetle, dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla Türkiye'yi hızla toparlayacağız. Yeni bir çizgi çekeceğiz. Halkımıza mezar olan çürük rant düzenine bir yana, temiz ve refah bir yana. Bir avuç çiftliği zenginleştiren bir sistem bir yana, vatandaşa sensin, çalışan vatandaş için çalışan devlet bir yana. Hırsızlık ve beceriksizlik bir yana, birlik ve insandan yana olma bir yana. Bizim tarafımız net. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. İmar haklarına son vereceğiz. Ülkemizi yalandan, hırsızlıktan, liyakatsizlikten arındıracağız. Bizi biz yapan değerlerimize, ahlakımıza, vicdanımıza sarılacağız. Akla ve bilime uyacağız. Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Saygılarımla.